Genel Başkanımız, değerli milletvekillerimiz, değerli il başkanımız, kıymetli parti yöneticilerimiz, misafir il başkanlarımız, belediye başkanı arkadaşlarım ve bugünün çok değerli hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri hem bu toplantıda bir arada görmek ve aynı zamanda her birinizin Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılmanızdan duyduğum memnuniyetle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Açıkçası az önce değerli sunucu kardeşimiz de 31 Mart ve 23 Haziran vurgusunda bulundu. Özel bir durum. İki seçimle seçilme olayını bize yaşattı bugünün iktidarı. Ve bugünün iktidarı aslında her daim bir korku iklimi yaratarak ya da yaptığınız bir işe müdahale ederek ya da bir seçime dahi müdahale etme cesaretini göstererek, ki bu İstanbul, kaldı ki sadece İstanbul'a müdahale etmemiştir elbette, hem seçim dönemlerinde hem seçim sonrasında Türkiye'mizin farklı yerlerinde farklı seçimlere müdahale ederek milletimizin iradesine her zaman zarar vermeyi tercih etmişlerdir. Ama unuttukları bir şey var. Gerçekten milletimizin iradesine zarar vermek isteyen her iktidar hak ettiği cevabı yine milletimizden tarih boyunca almıştır. Tarihimize baktığımızda Cumhuriyetimiz döneminde yapılan ihtilaller ve sonrasında milletimizin tepkisi buna net bir işarettir. Bugün de aynı uygulamalara devam etmektedirler. Ama davalarla, ama farklı uygulamalarla, soruşturmalarla yıldırma çabaları içerisindeler. Ama yılmayacağımızın içimizdeki gönül rahatlığını ve bu konudaki kararlı mücadeleci ruhumuzu hepinizin huzurunda tekrar beyan etmek isterim. Tabii ki bu karakteri nereden alıyoruz? Milletimizin kararlılığından alıyoruz. Milletimiz kendi özgür iradelerine set kurmak isteyen, engellemek isteyen, kötülemek isteyen ya da buna darbe vurmak isteyen kim var ise mutlaka ona karşı bir duruş sergiler. Bir başka husus, milletimizin dışında burada bir Cumhuriyet Halk Partili duruşu vardır. Cumhuriyet Halk Partili duruş da adaleti, özgürlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bilinci, ki bu cumhuriyetçi olma bilincidir, bu karakterle hareket eder. Dolayısıyla bir başka duruşumuzun karakteri oradan gelir. Tabii bir başka karakteri vardır ki hepimizin, bu da gerçekten hak, hukuk, adalet yürüyüşünü en güçlü bir şekilde milletimize belki de son çeyrek yüzyılda en özenli bir şekilde hissettiren, yaşatan Genel Başkanımızın duruşudur. İşte bu kararlı duruşlar milletimizden aldığımız, Cumhuriyet Halk Partili olmaktan aldığımız ve Genel Başkanımızın duruşundan aldığımız bu karakterimiz en kararlı şekilde devam etmektedir. Ve asla mücadele sona ermeyecek ve eninde sonunda inşallah Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında hep birlikte hem Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandıracağız hem de en güçlü yargı sistemini, adalet düzenini ülkemizde hep birlikte var edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili olmak adil olmayı gerektirir. Cumhuriyet Halk Partili olmak eşitliğe saygı göstermeyi gerektirir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, etnik kökeniniz ne olursa olsun herkesin yaşam biçimine saygı duymayı gerektirir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, inancınız neyse, yaşam biçiminiz neyse ona saygılı olmayı gerektirir, şeffaf olmayı gerektirir. Herkesin katılımıyla bir ülkeyi yönetmeyi, bir şehri yönetmeyi gerektirir. Dolayısıyla katılımcılığı gerektirir. Hesap verebilmeyi, verebilirliği gerektirir. Yöneticinin haddini bildiği bir rejim olan Cumhuriyetimize yakışan haddini bilen yönetici kavramı şudur. vatandaşını dinleyen, vatandaşının sorununa çözüm bulan yönetici olmayı gerektirir. Dolayısıyla biz İstanbul'da bahsettiğim bütün bu sıfatları yerine getiren, herkese eşit gözle bakan, herkese hizmet ederek mutlu olduğunun farkında olan ve günü geldiğinde yine sandıkla beraber ceketini alıp gidebilmeyi ve insanların helalliğinin, insanların iyi dualarının ona yetebileceği bir ahlaka sahip olmayı gerektirir. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz İstanbul'da. Şimdi tabii ki Türkiye zamanı, çok önemli bir süreç. Hepimiz buna duacıyız, mücadelesini veriyoruz, neferiyiz. Genel Başkanımızın liderliğinde muazzam bir altılı masa süreci oluşturuldu. Türkiye adına önemli bir süreç. Elimizden ne geliyorsa, ne yapabileceksek hep birlikte gecesiyle, gündüzüyle yarınlarımız için, geleceğimiz için yapmakla yükümlüyüz. Yani bir avuç insanın kazanmadığını, 86 milyon insanımızın kazandığını hep birlikte ispat etmeliyiz. Aslında işin özeti basit. Bir kişi gidecek, 86 milyon insan gelecek. Bu yolculukta hepimize başarılar, başta Genel Başkanımız olmak üzere onun liderliğinde Altılı Masa'nın bütün liderlerine başarılar. Hep birlikte çok güzel günlerde buluşmak dileğiyle tekrar burada bulunan bütün hanımefendilere, beyefendilere aramıza hoş geldiniz diyor. Size layık olmanın, sizin de kabulünü ve olurunu elde etmenin bizler için gerçekten gurur vesilesi olacak olan yöneticiler olduğumuzu unutmayınız lütfen. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.